Ben Van'da ilk başladım basketbol. 12 Rabadan'da başladım. Böyle şey yoktu yani, böyle normal dışarıda giydiğimiz ayakkabıları giyerdik işte falan böyle. Basketbol fazla bilmezdik. O zamanlar ilk başladığım gün benim bu hedefim NBA'ydi. İlk gün ben hani kendime şey demiştim, ben bir gün NBA'de oynayacağım diye. Ve hani o günler ta Van'dan beri ben hep hani sabah namazını dua ederdim, Allah'ım bir gün Lakers'ta oynayayım diye. Yani yanlış bir de hayırlısı olsun demem lazımdı. Ama o zamanlardan beri benim her zaman hedefim NBA'ydi. Tabii bunu belki o zaman birisine söyleseydim gülerlerdi bana. Hani sen kim, Van'dan çıkıp NBA'ye gitmek kim? Hani mesela şu anda sana biri gelip söylese Van'dan NBA'ye gideceğim ne dersin? İnanmazsın. Yani bu çok normal bir şey. Ben de mesela anneme birisi, annem inanmamıştı bile bana. Oğlum otur dersini çalış, sen mi çıkacaksın falan filan demişti. Ama burada hani tek önemli şey etraftaki kişilerin ne dediği değil, sizin ne inandığınız. Yani eğer siz kendinize inanıyorsanız, hani siz kendinizin yapabileceğine inanıyorsanız, etraftaki etkenlerin sizi engellemesine izin vermeyin. Çünkü bu yola çıkarken, bu hani basketbol kompetitif bir spordur. Yani sizi çok kıskananlar olacak. Sizin belki sakatlanmanızı isteyenler olacak. Ki sizin önünüze geçebilsinler veya hani sizin bilmiyorum, çok eksileri de var, artıları da var. Ama bu yolda öğretmenlerle de konuştum. Gerçekten hepsi teker teker size inanıyorlar. Ve bu yolda niye olmasın diyorlar. Hani durun bir kendinize bakın, niye olmasın? Hani benim de iki elim var, benim de iki bacağım var, benim de iki gözüm var. Niye olmasın? Niye ben bir atıyorum Kevin Durant olamayayım? Niye sen bir atıyorum Dwight Howard olama? Sen... O yani her biriniz. Onun için burada tek şey kendinize güvenmek ve hani özgüven. Bence basketbolda atıyorum sahaya girip günde 1000 şat atmak tabii çok önemlidir ama tek şey özgüven. Eğer özgüveniniz olmazsa 2000 şat atın, maça çıktığınızda o stresi atamazsınız.